Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta çok az bilinen bu derledim ve bunları arkadaşlar size göstereceğim. Toplam 5 tane bu var. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden yaratıcı. Tabi illaki içlerinden bildiğiniz vardır. Ee, özellikle bu uğraşanlar bunları biliyordur diye düşünüyorum ama e, bilmeyen de çok 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 insan olduğunu e, tahmin ediyorum ve o yüzden arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde başlıyorum derken oğlum bu ineğin yavrusu ne kadar tatlıymış böyle. Ana tipe bak. Ruh. Dön oğlum yarım lan seni bak bak Bakıyor bir demir mi? Dön tipsiz seni Neyse arkadaşlar şimdi şu alanda bence Bu bildiğimize başlayabiliriz. Red Terrakota Lazım bize. Evet Red Terrakota da aldık Elimize arkadaşlar. Şimdi e, bu Suprija Wood'un bir de slab'i Lazım arkadaşlar. Nerede? Evet burada slab'ini Aldık. Şimdi bir de halı aldık Arkadaşlar. Daha sonra evet tabela alıyoruz Kendimize ve tabeladan sonra da Arkadaşlar bir de bir tane ip alıyoruz Şöyle. Nerede? Evet bir tane ip aldık ve Stairs. Evet stairs Ama hangi stairs'dan? Ee, şuradaki Peki, evet, Birchwood stairs'dan alalım ve şimdi arkadaşlar bize iki tane kapı gerekiyor. Şöyle kapı yazıyoruz. Bir tanesi Dark Oak Wood şey wood diyorum doğru. Bir tanesi de Iron door. Tamam arkadaşlar. Eşyalarımız şu anlık hatırladığım kadarıyla bu şekilde. Şimdi ilk bu bildiğimiz arkadaşlar yapmaya başlıyoruz. Şuraya bir yere yani şuraya. Oğlum bu beni sevdi herhalde ha benim peşime geldiler. Neyse evet, başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde 3, 4, 5, 6 tane koyalım. Şimdi bunun arkadaşlar önüne şöyle ee, burayı kazıyoruz. 4'e 6'lık bir alan kazıyoruz bunun önüne şöyle güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar burayı dolduruyoruz içini. Evet içini doldurduk ve şimdi arkadaşlar bunu 3 blok yüksekliğe çıkarmamız gerekiyor. 3 blok yüksekliği arkadaşlar çıkardık. Ve şimdi evet ee, tabelaya arkadaşlar şuraya gelip şu şekilde koyuyoruz. Kapatıyoruz hiçbir şey yazmadan. Ve şuraya koyuyoruz, kapatıyoruz. Ondan sonra buraya şu şekilde koyuyoruz, kapatıyoruz. Ve yine arkadaşlar bu taraftan şöyle koyup kapatıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bunların şöyle ortasına şunu koyup üstüne de arkadaşlar bir tane şöyle halı, halı, halı yaptığımızda burası sanki bir masa gibi, ofis masası gibi oluyor ve arkadaşlar bunu devam ettiriyoruz. Bu tarafa doğru devam ettiriyoruz. Yalnız şu ortaya koyamayacağımız için buraya bir tane ip koymamız gerekiyor ve buraya halı koymamız evet çok daha kolaylaşıyor ve buraya da bir tane koyuyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi artık burası sanki bir masaymışçasına, uzun bir masaymışçasına ayrılıyor. Ve şimdi arkadaşlar şuraya e, kapıyı şu şekilde koyuyoruz ki hani sanki içeri itilmiş bir tane sandalye varmış gibi oluyor bakın içeri itilmiş bir sandalye varmış gibi. Ee, bir de bunun şu taraf arkadaşlar dışarı Çıkmış bir sandalye gibisini yapıyoruz yani şunu kapıyı ayrın değil ya kapıyı bundan alacağız ha kapı bu olacak tamam şimdi arkadaşlar stairs'ımızı bu şekilde koyuyoruz merdivenimizi ve arkasına arkadaşlar bu şekilde kapımızı koyuyoruz ve bunun sanki hani bu içeri girmiş sandalye ofis burası gibi düşünün ve burası da işte dışarı çıkmış sandalye evet şimdi ikinci bu bildiğimiz sizin en çok merak ettiğiniz zaten çünkü küçük resimde büyük ihtimal bunu gördünüz e, yatak evet yatağın içinde yatıyormuş gibi olmamız yani üstümüze sanki yatakta yorgan kısmını çekmişiz gibi gözükmemiz. Bunu arkadaşlar yapmamız çok ama çok kolay. Şimdi size göstereceğim yani şundan bile kolay yapması öyle söyleyeyim. Ee, şimdi şundan bir tane alalım tekrardan ve şundan da bir tane alalım ve yine zeminimizi hazırlayalım. Şuradan arkadaşlar zemin e, bence devam etsin. Şuraya bir evet, şey çekelim. Set çekelim. Tamam bu şekilde arkadaşlar zeminimiz devam etsin istiyorum. Şimdi şöyle Güzel bir şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet yeterlidir. Şimdi şu kısmını bunun deliyoruz. Bu şekilde deliyoruz. Ve şuraya arkadaşlar yatağımızı koyacağız. Ama ondan önce buna bir zemin yapalım. Hemen güzel bir şekilde arkadaşlar zeminini ayarlayalım. Şöyle yatak koymamız gerekiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar yatağımızı ne renk olursa olsun hiç fark etmiyor. Kırmızı koyalım. Klasik olsun hani kırmızı klasik yatağımızı zaten biliyorsunuz tamam. Bu şekilde arkadaşlar yatağımızı koyduk ve şimdi şurasını deliyoruz. Şurasını deliyoruz ve şimdi arkadaşlar şurasını bu bloktan tamamlıyoruz. Çünkü her yeri tahta gözüksün diye arkadaşlar. Evet hani daha güzel, daha profesyonel gözüksün. Şimdi şu e, wood wood'un slab'i vardı ya bakın. Evet şu. Evet bunu arkadaşlar alıyoruz ve şunun tam yatağın baş tarafının altına koyuyoruz. Bu şekilde duruyor bu burada. Şimdi şurayı kapatabiliriz. Evet arkadaşlar burayı kapattık ve e, buradan hemen arkadaşlar arkasına geliyoruz. Bir blok boşluk bırakıp şuraya bir tane blok koyuyoruz. Herhangi bir blok olur. Zaten kıracağız birazdan. Şimdi arkadaşlar almamız gereken şeyler bir tane evet ray. Çok güzel. Bir tane arkadaşlar... Ee, şöyle minecart elimize aldık. Evet. Evet bir tane kitaplık alıyoruz şuradan çok güzel bir şekilde ve arkadaşlar şimdi bunun arkasına e, redstone ve bir de hemen arkadaşlar şartel almamız gerekiyor. Çünkü bunun da sebebini birazdan size anlatacağım. Ve bir de sticky piston yani yapışkan piston gerekiyor arkadaşlar. Evet tamamdır. Eşyalarımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle tahmin edeceğiniz gibi raydan bu şekilde kartımızı şöyle koyalım ve yatağımızın altına itelim. Evet tam olarak cuk diye oturdu arkadaşlar yatağımızın altına. Şimdi biz bu Minecart'ın arkadaşlar üstüne bu şekilde bastığımızda bakın ne kadar güzel bir şekilde sanki yatağın içinde cidden e, yatmışız ve yorganı arkadaşlar üstümüze çekmişiz gibi gözüküyoruz. Şöyle hemen elimde şey yapayım ha. Evet bakın yatağın içinde yatıyormuş da sanki yorganı üstümüze çekmişiz gibi duruyor. Bakın şöyle evet şöyle tam. Böyle bir görünüşü var arkadaşlar ama tabii ki bu sadece görünüşten ibaret. Yani öyle uyuyamıyoruz. Yani normal yatay attığımızda böyle gözükmüyor. Şimdi bunu tabii ki gizlememiz lazım arkadaşlar. Yani bu minecart burada çok hani şey durdu gözüküyor yani çirkin durdu. O yüzden arkadaşlar şuraya bir tane kitaplık koyuyoruz. Burası zaten gizleniyor. E Fakat şunu bir dakika kırmamız lazım şunları da tamam kırdık. E, ondan sonra arkadaşlar şuraya işte şeyimizi e, duvarımızı da yaptık. Tamam bu şekilde. Peki burayı nasıl gizleyeceğiz çünkü... Bir taraftan hani basmamız lazım. Yani buraya da kitaplık koyarsak bu sefer şeye basamayız. E, şu minecarta basamayız. O yüzden arkadaşlar bu kitaplığı şu şekilde gizliyoruz. Şuraya bir tane yapışkan pistonumuzu yerleştiriyoruz ama şu şekilde. Yani e, şunu da kıralım bir dakika. Şu şekilde evet yerleştirmemiz lazım aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bunun arka tarafına geçip üstüne bir redstone koyuyoruz tamamdır. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken tek şey hemen gösteriyorum şöyle şurayı. E, kapatmak evet şuraya bir tane kitaplık koymak ve arkadaşlar bir tane de şuraya şartel koymak şarteli açtığımızda bakın bu şekilde gizleyebiliyoruz yani şartele bastığımızda hiçbir sıkıntı yok gizleniyor bu şarteli arkadaşlar böyle kapattığımızda direkt e, minecart önümüze geliyor ve bunu arkadaşlar tıklayıp yatağın içine bakın güzel bir şekilde giriyoruz ve sanki cidden yorgan üstümüze çekmiş uyuyormuş gibi burada duruyoruz mesela şöyle yattıktan sonra da evet bunu da kapatabiliriz ve çok daha gerçekçi bir şekilde böyle gözükebilir. Bu şekilde arkadaşlar çalışan bir buildimiz. Evet arkadaşlar şimdi ise en az bunun kadar yatak buildimiz kadar güzel bir build karşınıza geliyor. Şimdi clear çekiyoruz ve quartz stairs, quartz block ve bu yeni bloklardan hem mavi hem de açık mavi yalnız hem de kırmızısı ve item frame ve bir de arkadaşlar su kova. Şimdi domuz kardeş çıkar mısın oradan? Çıkar mısın canım benim? Oraya bu yapacağız. Teşekkür ederim canım. Aslansın. Tamam mı? <laughs> Sözümüz dinledi sanki. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane koyuyoruz. Şöyle dönüp şuraya bir tane koyuyoruz. Şuraya da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane koyuyoruz. Ve son olarak şuraya bir tane koyuyoruz. Ve şu iki blokla arkadaşlar burayı kuarsla kapatıyoruz. Şimdi suyumuzu da şöyle arkadaşlar köşelerden... Şöyle koyuyoruz. Tam köşelerden olacak ama daha gerçekçi olması için. Evet bakın. İçi sanki dolu bir küvet gibi oldu. Şimdi arkadaşlar asıl mevzu bu değil. Asıl mevzu şu duvarı arkadaşlar deliyoruz ve şuraya hemen yine quartz bloklarımızı koyuyoruz ve arkadaşlar item frame'imiz bu şekilde ve bu şekilde yerleştirip sanki hani sıcak su ve soğuk suymuş gibi bu şekilde Kırmızı ve maviyi de yerleştiriyoruz. Ve arkadaşlar tabii ki almayı unutmuşuz. Bir de arkadaşlar böyle evet şartelimizi alıyoruz. Bunları hani açıp kapatmak için güya. Şimdi e, bu iki şarteli koyduk. Bu sıcağın şarteli bu soğuğun şarteli gibi. E, içine girip böyle bu şekilde eğleniyoruz. Fakat bir şey eksik. Yani ben sıcak suyu açtığımda arkadaşlar... Fokurdaması lazım suyun evet fokurdamadığı için şimdi arkadaşlar burada devreye komut bloğumuz giriyor evet Derdimize derman olan komut bloğu arkadaşlar şimdi devreye girecek Give komutuyla hemen kendimize bir arkadaşlar komut bloğunu alıyoruz ve şimdi Komut bloğumuz arkadaşlar tam şartelin sıcak su şartelinin arkasına koyuyoruz İçini açıyoruz ve arkadaşlar summon e, silver fish yazıyoruz ve nereye çağırdığımızı hemen seçelim bir dakika. Tam olarak şu sıcak suyun oraya yani şuraya çağırmamız lazım. Şimdi e, game rule e, show coordinates e, true yapıyoruz ki koordinatlar gözüksün arkadaşlar. Evet sol üstte koordinatlarımız geldi. Eksi 14 4 37 evet aklımda tutuyorum hemen. Eksi 14 evet 4 37 tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya repeat diyoruz ve... Ee, bakalım. Evet herhangi bir şeye gerek kalmadı. Tamam diyoruz arkadaşlar çıkıyoruz ve bu bloğumuzu artık şart elimizi açtığımızda buraya bir silver fish akını yapacak. Fakat silver fish'i akınını yaparsa bu fokurdamadan çok bir silver fish istilasına döner arkadaşlar. O yüzden bunun yanına arkadaşlar bir tane daha komut bloğu koymamız lazım. Yani hemen yanı bitiğine şöyle bir komut bloğu da bir dakika koymamız lazım. Aynen içini açıyoruz ve arkadaşlar buraya da yazacağımız şey ee, kill ee, at e yani e, şurada bakın bütün düşmanları e, öldürmesini söylüyoruz. Ve arkadaşlar bunun hemen şöyle type e, silver bir dakika eşittir'i koymam lazım ha eşittir silver fish diyoruz ve arkadaşlar burayı da böyle kapatıyoruz. Tamamdır artık. Şunu da repeat yapıyoruz ve şunu da always aktif yaptığımızda arkadaşlar artık hani hem silver fişi doğuracağız hem de öldüreceğiz. Yani bakın şunu açtığımızda hem silver fişi doğuracak hem öldürecek ve burada bir mı oluşacak arkadaşlar ve izliyoruz hemen. 3, 2, 1 diyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Evet yanlış hiçbir şey yapmadık. Sadece arkadaşlar şey yaptık bir dakika evet. Difficulty bir diyelim yani çünkü barışçıl moddaydık o yüzden silver fişadan doğmadı. Şimdi easy aldık oyunu ve arkadaşlar basıyorum. Bastım ve evet arkadaşlar biraz ses çıkıyor. Yani biraz şey bir ses var nasıl söyleyeyim rahatsız edici bir ses var. Bu arada sanki biraz sağ tarafa gitmiş evet. Koordinatlarda bir yanlışlık yapmışız. Biraz daha bu tarafa yapmamız lazımmış. Ve bu sesi tabii ki evet biraz kısmanız lazım yani. Ses mevzusu biraz sıkıntı. Evet ses biraz sıkıntı cidden. Ve arkadaşlar şu sol taraftaki bu hani sürekli komut bloğu uyarılarını görmek istemiyorsanız e, bunu da arkadaşlar kapatabiliyoruz. Game rule. E, Command block output diyoruz. Ve arkadaşlar true diyoruz. Tamam bu kadar. Şey pardon aman dur dur bir dakika. False dememiz lazım ha false. False diyoruz ve arkadaşlar artık hani şeyler gelmiyor önümüze. Sol üstte gelen şeyler gelmiyor komut bloğunun. İşte şu yapıldı bu yapıldı şu yerleştirildi şu öldürüldü bildirimi gelmiyor bakın evet aldık hiçbir şekilde sol üstte bildirim gelmiyor fakat şöyle bir hata yapmışız dediğim gibi şimdi bunun e, koordinatlarını biraz yanlış mı yazdık Allah Allah garip yani dur bakalım şimdi arkadaşlar eksi 11 a eksi 14 yazmışız lan biz niye böyle yazmışız saf gibi eksi 12 ymiş arkadaşlar bizim mekanımızda tamam şimdi olacak bak şimdi açıyoruz evet bakın tam burada oluyor aynen Heh, şimdi daha güzel oldu işte. Budur olay budur. Tam suyun içinde olduğu için arkadaşlar sanki cidden sıcak suyu açmış da bakın sıcak suyun içinde böyle banyoda eğleniyormuş gibi. Evet. Yalan oldu gençliğim bak falan tamam, ne oldu falan söylersiniz bu şekilde eğlenirsiniz işte banyoda. Şarkı söylemek falan meşhur ya banyoda. Sıcak suyu da açarsınız böyle oh fokur fokur mis gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu şekilde kapatalım ve evet bakın sıcak suyumuz gidiyor ve yerine tekrardan ılık suyumuz geliyor. Soğuk suyumuz var ama bir belirtisi yok. Yaratıkları da tekrardan kapatalım tamamdır arkadaşlar. Yaratıkları da kapattık. Slime'ların sesi çünkü biliyorsunuz bu dünyada çok çıkıyor. Şimdi neydi? He evet yukarı doğru arkadaşlar çıkacağız. Yani e, yerden yukarı yani şuradan hemen şöyle e, yerden yukarı doğru çıkalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blok falan çıkalım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi e, buraya arkadaşlar şu şekilde yukarı doğru çıkıyoruz ve evet gerekli malzemeleri hemen söylüyorum. Bir quartz e, Slebi gerekiyor. Evet şu şekilde normal bir quartz slab'i ve arkadaşlar hemen geçelim. Trap gerekiyor tabii ki iron olanından beyaz olanından ve bir de arkadaşlar şöyle. E, red stone Evet comparator gerekiyor. Tamam bu şekilde arkadaşlar. Gereken şeyler bunlar. E bir de şöyle elimize herhangi bir cam alalım. Beyaz cam olsun evet bu şekilde beyaz cam. Bunu da belki kullanacağız belki kullanmayacağız bakalım. Şimdi e, arkadaşlar bunu bu şekilde bakın tam bu yolun üst tarafına koyuyoruz. Yani şu şekilde alt tarafına değil de üst tarafına koyuyoruz. Ve bunları arkadaşlar kırıyoruz tamamdır. Yeteri kadar yükseğe çıktık. Şimdi e, tek yapmamız gereken arkadaşlar şu şekilde bunun etrafına camları bu şekilde koymak. Evet koyduk ve şimdi arkadaşlar bu camların bitişik yerlerine şuralarına köşelerine e, trapdoorlarımızı bu şekilde arkadaşlar yerleştiriyoruz ve e, şimdi redstone comparator'ımızı bu şekilde koyuyoruz ve arkadaşlar çalıştırıyoruz. Sağ tıklayıp çalıştırıyoruz ve e, bu camlarımızı e, kırabiliriz. Evet kıralım. Kırdık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıdan da baktığımızda, yukarıdan da yani tepesinden de baktığımızda tamamen bir drone Evet bence benziyor. Drone yani tıpatıp drone yani bu arkadaşlar. Yani ben çok benzetiyorum bunu drone'a ama siz de benzetiyor musunuz bilmiyorum. Hani benziyorsa lütfen yorumlarda arkadaşlar belirtin. Bence tamamen bir drone yani. Bu drone böyle olur yani bildiğimiz drone işte uçuyor bakın. Hani uçan bir drone yani. Bence drone ama siz benzettiniz mi bilmiyorum. Bakın şöyle baktığımızda da bir kocaman bir drone yani bu. Evet çekim yapan öküz gibi duran. Neyse arkadaşlar bu şekilde dördüncü bildiğimiz. Şimdi ise sırada arkadaşlar beşinci bildiğimiz var. Bunu da çok seveceksiniz. Tamam güzel alıştık bak seri seri yapıyoruz artık Windows Minecraft'tan da alıştık tamam hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar koyduk ve şimdi evet 7'ye 7 bir alan yaptık buraya biz ve hani bir eve benzettik burayı. Şimdi arkadaşlar bunun tam ortasını yani şurasını deliyoruz ve şimdi arkadaşlar bu tam ortayı ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şöyle bir bakalım nereye geliyor tam şuraya denk geliyor evet, tam şuraya denk geliyor. Burayı arkadaşlar kırıyoruz etrafını da kırıyoruz bu şekilde tamam etrafını da kırdık ve şimdi arkadaşlar gerekli malzemeleri hemen size söylüyorum ee, i̇lk öncelikle arkadaşlar bir nether rock gerekiyor nether rockımızı evet buradan aldık ve arkadaşlar bunun dışında bir de bize e, andezit gerekiyor bakalım andezit evet polished andezit daha iyi olur tamamdır. Ee, ve arkadaşlar şimdi bunun dışında cam olarak gri camlar alalım. Evet normal düz gri cam arkadaşlar. Şimdi e, taş duvar gerekiyor. Evet cobblestone wall yani. Evet taş duvarımız da arkadaşlar aldık. Tamam şu an için bunlar gerekiyor. Ve arkadaşlar tabii ki bir de e, flint and steel yani FNS gerekiyor bize. Tamam FNS'imizi de aldık. Ve şimdi arkadaşlar şuraya bir nedirrak koyuyoruz. Bunun etrafına polished andezidimizi arkadaşlar koyuyoruz bu şekilde. Ve ortasını arkadaşlar ateşe veriyoruz bu şekilde. Nedirrakı ateşe veriyoruz. Biliyorsunuz nedirrak sönmüyor. Ve... Şimdi arkadaşlar bunun üst tarafına şöyle camımızı koyuyoruz. Tamamdır. Ee, ve arkadaşlar bunun üstüne de şu şekilde cobblestone wall'umuzu koyduğumuzda. Evet şurayı da arkadaşlar şöyle tekrardan bu blokla kapattığımızda. Burası arkadaşlar tıpkı modern bir şömineye benziyor. Evet şöyle arkadaşlar yan yana gelirsek de bakın gördüğünüz gibi evinlerin içinde modern bir şömine. Hani bu biraz daha basit hatta gösterdiğim bu bence en basiti. Yani drondan bile basit ama hoş yani kullanılabilir. Hani hoş durur. Evinizi evinizi yaparken özellikle survival da falan yaparken çok kolay bir yapım var. Hani malzeme olarak kolay yani. O yüzden yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yapabilirsiniz diye umuyorum. Evet videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. En çok tabii ki yatak bildiğimiz ve e, buradaki banyo, jacuzzi bildiğimiz güzeldi. Çünkü biliyorsunuz bu ikisi biraz daha çalışan work buildler ve bunlar biraz daha arkadaşlar tamamen görünüm amaçlı olan bu itler. Şu üçü görünüm amaçlı ama şu ikisi arkadaşlar cidden e, bir şeyleri uğraştığımız, çalıştırdığımız, komut bloğu falan kullandığımız güzel bu itler. Evet. Kendinize iyi bakın ben arkadaşlar banyoma giriyorum ve evet şöyle keyif yaparak size bir dakika. Bu giriyoruz ha. Keyif yaparak evet sıcak suyumu da açtım ve size veda ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ah bak mayıştım sıcak sudan. Vallahi mayıştım. Hadi bay bay. <laughs>